Mersin Su Hastanesi, Filiz Özbiçer ile Su Sağlıktır programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler, Nirre TV stüdyolarından herkese sevgiler. Ben Mesut Sezer Eğitim Kurumları Psikoloğunuz Filiz Ataş Özbiçer. Su Hastanesi sponsorluğunda hazırladığımız Su Sağlıktır programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta çarşamba günü saat 17'de hastanemizin en değerli hekimleriyle aile, sağlık, çocuk, yetişkin, ergen her konu üzerine, sağlığın her dalı üzerine konuşacağımız bir programla sizleri karşınızda olacağız. Bizleri bu saatte izlediğinizde çok değerli ve güzel bilgilere sahip olacaksınız. Olur da izleyemezseniz, tekrarını izlemek isterseniz de Nirre TV YouTube sayfasından tekrarına ulaşabilirsiniz. Bugün yanımda çok değer verdiğim, yolunu da sevdiğim, kendisini de sevdiğim değerli hekim hocam, İç hastalıkları uzmanı Ali Öz yanımda. Kendisini takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dolayısıyla bizleri izleyen vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ederim. İlk programımızın sizde olması benim için de bir keyif. Bilirsiniz ben sizi çok severim. Biliyorum ben de sizi. Hocam ben sizi çok çok iyi tanıyorum ama biraz siz kendinizden bahsederseniz izleyicilerimiz de sayın hocamızı biraz tanısınlar. Vallahi kendimizi nasıl tanıtacağız bilmiyorum daha Mersin'de de yani. Değil mi? Yani eğitim hayatımız, meslek hayatımız, siyasi hayatımız, evet, hepsi Mersin'de geçmiş bir kişiyim. Hala da bazı görevlerin dışında ısrarla Mersin'de yaşayan ve Mersin'de ikamet eden, Mersin'li hemşerilerimizle her zaman beraber olan bir insanım. Çok seviyorum Mersin'i. Dolayısıyla buradan zaten bir yere gitmek istesem de herhalde en fazla bir gün veya iki gün sürüyor. Gidebiliyorsunuz değil mi hocam? Ancak yani bir şey olursa ilçelerimize gidip gelirim genelde. Ama tabii ki Mersin'le bütünleşmenin, bir Mersin sevdalısı olmanın da huzur ve mutluluğunu da yaşıyorum. Mersin'i çok seviyorum gerçekten. O yüzden her hayatımızın aşaması Mersin ikametiyle geçiyor. Evet. Biz zaten siz hocam siyaset kimliğinizi de tanıyoruz. Yakından da takip ediyoruz biliyorsunuz. Bir de çok güzel yanlarınızdan biri bu işi layıkıyla yaptığınızı düşündüğüm bir konumunuz var ki o da doktorluğunuz. Ben sizinle bugün aslında şey konuşmak istiyorum. Günümüzün de büyük problemlerinden olan hipertansiyon yani yüksek tansiyon. Evet. Çağımızı biliyorsunuz artık gıda terörü dedik, obezite dedik, stres, kaygı her şey bizde mevcut. O yüzden konuşulacak en güzel sorulardan biri. Çok soru aldım bu konuyla ilgili size sormak istediğim çok şey var. Tabii ki memnunum. O yüzden ilk sorumla başlamak istiyorum hocam. Hipertansiyon diyoruz ama halk dilinde bildiğimiz yüksek tansiyon nedir? Aslında insanlarımızın çoğunun bildiği şey yüksek tansiyon derler. Evet. Hipertansiyon biz de öyle diyoruz. Hipertansiyon insanların hayatını sonlandıran ölüm nedenlerinin başında olan kalp damar hastalıkları hala tüm dünyada ve ülkemizde de birinci sırada. Evet. Dolayısıyla kalp ve damar hastalığı oluşturan hastalığa hazırlayıcı risk faktörlerinin en başındaki sebeplerden bir tanesi hipertansiyon. Evet. Hipertansiyon her zaman belli klinik bulgularla kendini göstermeyen rutin bir doktor muayenesi esnasında kolunuza geçirmiş olduğunuz bir manşonla tansiyonunuzu ölçtürdüğünde kabul edilemeyecek düzeyde arteriyel kan basıncının belli değerlerin üzerinde olması olarak tanımlanması gerekiyor. Bugün için kaba bir tabirle evet hocam. 140-90 milimetre civarının üzerindeki tansiyon değerlerini hipertansiyon olarak kabul ediyoruz. Hı hı. Tabii ki bizim hipertansiyon tanısını koyarken sadece bu değer değil, aynı zamanda bireyin daha önceden bilebildiğimiz bir tansiyonu varsa, tansiyon değeri varsa elimizde, onlardan özellikle büyük ve küçük tansiyon diye tansiyonun iki kısmı var. Vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde ifade etmeye çalışıyorum. O büyük tansiyon kısmında öncekinden 20 milimetre civarlık bir artış, küçük tansiyonda da 10 milimetre civarlık bir artışın olması ve bunun sebat eder şekilde bu şekilde sürdürülebilir olması da hipertansiyon tanısını koyduruyor. Evet hocam ben zaten içerikleriyle ilgili size bilgiler soracağım ama kısacık bir şey. Sevgili arkadaşlarım rica etsem kapıyı örtebilir misiniz? Kendi sesimi duyuyorum çünkü. Şimdi hocam hipertansiyonu aslında kısa tabirle açıkladık ama ben şunu da sormak istiyorum size. Günümüz çağına göre neden bir yüksek tansiyon oluşuyor insanlarda? Aslında günümüz çağına göre oluşmuyor. Hipertansiyon toplumda çok sık görülen. Evet eskilerden beri gelen. Sokakta gördüğümüz
karşılaştığımız her dört insanın hayatının belli dönemlerinde muhatap olduğu bir hastalık. Evet. Hipertansiyon. Yani toplumsal görülme sıklığı olarak değerlendirdiğimiz zaman %25 oranında çok rahat bir hipertansiyonu görüyoruz. Genetik faktörler, ırksal faktörler, beslenme şekilleri, hipertansiyonun zamanlama olarak ortaya çıkışında etkili gibi de olsa her ırkta, her genetik yapıda aynı olmakla beraber ama bizim ülkemiz için %25 oranında bir görülme sıklığı olan hastalıktan bahsediyoruz. Evet. Tabii ki önemli olan sadece hipertansiyonun bu sıklıkta görülmüş olması değil, hipertansiyonun erkenden tespit edilebilmiş olması, teşhis edilmesi. Ve dolayısıyla hipertansiyona bağlı ileride başımıza gelebilecek olan hastalıkları önleyebilmek adına erken tanısını koymak çok önemli. Peki hocam, o yüzden evet, biz klinisyenler, hekimler özellikle normal muayenelerimizi yaparken mutlaka hastanın tansiyonunun ölçülmesi gerektiğini ifade ederiz her yaş grubunda. Evet. Çünkü hipertansiyonun başlama yaşı yok. Değişik sebeplere bağlı ancak hipertansiyonun değişik zamanlarda ortaya çıkacağı gibi bir durum var. Normalde en sık gördüğümüz hipertansiyonun %90'lık kısmını, 80-90-95'lik kısmını tanımladığımız 35 ve 55 yaşları arasında çıkan genetik temayülü, genetik eğilimi yüksek olan görülme kısmı dışında çok daha erken yaşlarda veya 55 yaşından sonra da ortaya çıkan hipertansiyon olabiliyor. Bunun bazı sebepleri var. Biz bu yaş sınırları arasında görürsek çok fazla irdelemeden basit birkaç değişiklikte hastadan doğru bir öykü almakla, ailesinde hipertansiyon olduğunu tespit etmekle, genetik yükünün yüksek olduğu tanısıyla esansiyel, primer, ailesel hipertansiyon tanısı koyabiliyoruz. Hı. Ama onun dışında çok az bir kısmında da başka sebeplere bağlı. Bu sebeplerin başında böbrek, böbrek üstü bezleri, tiroid bezleri, böbrek damarları, bir takım başka kullanılan ilaçların da tesiriyle hipertansiyon ortaya çıkabiliyor. Ama bizim için önemli olan sık gördüğümüz esansiyel hipertansiyonu önemsemek ve ileride onun ortaya koyacağı hipertansiyona bağlı oluşacak zararlı etkilerden insanları kurtarmaya çalışıyoruz. O zaman şunu demeliyiz. Erken teşhis çok önemli. Tabii ki. Peki biz hocam... Birincisi erken teşhis çok evet. önemli. Birincisi erken teşhis çok önemli. İkincisi de biz tansiyonu ölçerken çok küçük 1-2 milimetre civalık bir tansiyon değerlerini çok umursamasak da ama sonuçları itibarıyla geriye dönük araştırmalarda baktığımız ve incelediğimiz zaman aslında çok küçük farklılıklarla devam eden tansiyon değerlerinin bile organ hasarlarının tuttuğu son organ hasarları bunların içerisinde göz damarından tutun vücutta damarın olduğu her yerde hipertansiyon hastalık oluşturabiliyor. Dolayısıyla çok küçük derecedeki 1-2 milimetre civalık uzun süreli yüksekliklerin bile bu hastalıkların ortaya çıkmasına, başka organların zarar görmesinde etkili olduğunu biliyoruz. Öyle olması münasebetiyle hem tanısının doğru konulması hem de tedavisinin ve takibinin çok iyi yapılması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayarak, altını çizerek söylemek gerekiyor. Evet hocam, yani önemli bir hastalıktan bahsediyoruz aslında. Tansiyon diye gidiyoruz. Yüksek tansiyon diye ama bakıyoruz ki aslında bütün organlarımıza etkileyen bir rahatsızlığın başı. Peki biz nasıl anlamalıyız? Belirtileri neler? Ne olduğunda tamam artık doktora gitmeliyiz? Kötü tarafı bu zaten. Yani tansiyon değeri yüksek olan insanların, hipertansiyonu olan insanların çok az bir kısmında, %25 oranında bir kısmında genel bir yorgunluk hali. Özellikle boyun arka kısmında olan bir geçmeyen şiddetli, dirençli bir baş ağrısı. Bazen de gözlerinizin önünde yıldız uçar gibi bir görüntü olması veya çok fazla yükselmiş tansiyona bağlı bir epistaksis dediğimiz burun kanaması, mide bulantısı gibi şikayetlerle gelebileceği gibi çoğu %75'i bu sebeplerin hiçbiri olmadan sizin karşınıza gelen insanlar. Yani onun için diyorum. Hastaneye hasta girdiği andan itibaren yaşı ne olursa olsun onun tansiyonun değerine bakmanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hiçbir belirti olmadan hasta hiç size bu konuyla alakalı bir şikayet söylemeden sizin ölçmüş olduğunuz değerle ki ölçerken de sağ kol, sol kol, bacak tansiyonları hepsini beraber ilk ölçümde birlikte değerlendirmek gerekiyor. Orada
kabul edilebilir değerin üzerinde görmüş olduğunuz bir arteriyel basınç değeri hipertansiyon olarak tanımlanmamıza yeterli. İlla şikayet olması gerekmiyor. Çünkü biz hipertansiyonun günlük hastanın bize gelmiş olduğu söylediği şikayetlerle ilgilenmiyoruz. Hı. Yani geçmeyen bir baş ağrım var, şu var, bu var demiyoruz. Onlar bizim için önemli şeyler değil. Yani tanı faktörü onlar değil, yeterli değil. Çünkü biz hipertansiyondan hipertansif olarak hastanın seyrettiği belli yıllar sonra diğer organlarda oluşturacağı hasarların vereceği geri dönüşümsüz zararların önlenmesiyle mücadele ediyoruz. Evet. Onun için herkesin tansiyonu mutlaka ölçülmeli, doğru taramalar yapılmalı, erkenden tespit edilmeli, olabilecek maksimum istenilen hedef tansiyon değerlerine erişilene kadar tansiyonla mücadele etmenin önemli bir hayati mesele olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, çok önemli. Mesela benim annem de tansiyon hastası, yüksek tansiyon var ama dediğiniz semptomlarla biz gitmedik gelir. Mesela hastaneye. Mesela insanlar şöyle gelir, siz ölçersiniz tansiyonunu 18'e 10. Evet. Siz dersiniz ki hastaya, tansiyonunuz çok yüksek, farkında mısınız bunun? Yok, daha önce gitmedim, ölçtürmedim, hiç de bakan olmadı. Sende bir şikayet yapmıyor mu? Vallahi ben hep böyleyim, alışığım bu duruma. Alışmış duruma. Alışığım bu duruma. Ama bizim için işte o alışığım bu duruma meselesinin herhangi bir anlamı yok. Çünkü biz biliyoruz ki belli değerlerin üzerindeki 140-90 mm civa üzerindeki tansiyon değeri, arteriyel basınç değeri, kalp başta olmak üzere beyin, böbrek gibi, periferik bacak damarları gibi organların hastalanması için uzun zamana çok ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. O yüzden mutlaka ölçelim, tanısını koyalım ve uygun tedavi edelim derdindeyiz. Evet. Peki hocam, ben şunu da size sormak istiyorum. Şimdi biz yüksek tansiyondan bahsediyoruz ama düşük tansiyon diye de bir durum var. Yani düşük tansiyon dediğimizde bu çok da sağlıklı bir nokta mı aslında? Olması gereken değer ne? Olması gereken değer, kişinin alışmış olduğu bir tansiyon değeri vardır. Bireysel değişkenlik göstermekle evet. beraber. Onun dışında zaten düşük tansiyon, hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğünü çok fazla önemsemeyiz. Onun özel birkaç hastalıklar veya aşırı sıvı kaybı gibi vücutta sıvı volüm kaybettiren sebeplerle oluşabilecek olan düşük tansiyon değerleri olabilir. Hasta gelir size, ölçersiniz, tansiyonu 80'e 50 atıyorum. Normalde 90-60'ın altında olmasını istemeyiz genelde ama hasta hep 80'e 50 geziyordur. Yani siz buna hipotansiyon demenize gerek yok veya sizin tansiyonunuz düşük, buna bir bakalım demeye gerek yok. Vücudun alışmış olduğu damarsal yapının sürekli kendini idame ettiği, beyin fonksiyonlarını normal yürütebildiği, alıştığı değer buysa bunda bir sorun yok. Ama onun haricinde bazı hastalıklar var. Onlarda hipotansiyonu görebiliriz. Hipotiroidi gibi, Addison hastalığı gibi çok nadir hastalıklarımız var. Tansiyon düşüklüğüne yol açabilecek. Ama onun dışında tansiyon düşüklüğünü çok fazla önemsemeyiz ama yüksekliğini çok çok önemseriz ve önemsemek zorundayız. Evet. O zaman ben size şöyle de bir soru sormak istiyorum. Bu yüksek tansiyon insanların hayatını nasıl etkiler? İnsanların hayatını günlük çok etkilemeyebilir. Evet. Bizim ısrarla bahsettiğim gibi ileriki dönemlerde yüksek tansiyona bağlı akut miyokard enfarktüsü, kalp krizi, hı hı. kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı, beyin serebrovasküler hastalıklar, beyin damar hastalıkları, bacak damar hastalıkları, tıkanmalar, onlarla karşımıza geliyorlar daha sonraki dönemlerde. Hele ki şunun altını yine çizmek lazım. Bu damar hastalıkları tek başına bireysel hipertansiyon bir risk faktörü olmakla beraber eşlik eden eğer başka yan hastalıklar varsa damar sistemi üzerinde anormallik oluşturacak, o zaman çok daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Mesela toplumumuzun hipertansiyon kadar ikinci büyük belası diyabet hastalığı. Evet. Hipertansiyon diyabetle birlikte olduğunda o zaman kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimali daha da katlanarak artmış durumda. Hı-hı. Onun için mesela diyabeti olanlarda veya bir kalp hastalığı geçirmiş hipertansif hastada tansiyon değerlerini hedeflemiş olduğumuz değerlerin daha da altına çekmeye çalışıyoruz. Evet hocam. Şimdi hipertansiyon tanısı konuldu, yüksek tansiyon dedik. Şimdi bir tedavi sürecinden bahsediyoruz. Peki bu tedavi süresi, tedavisi nasıl yapılıyor? Yani sadece ilaçlarla mı? Mesela sizin geleceğinizi duyunca konumuza insanlar sorular sormaya başladı. Şimdi hipertansiyon
bir günde oluşan bir hastalık değil. Evet. Dolayısıyla öncelikle hipertansiyon tanısı doğru konulduğu zaman bu hastalığın kronik bir hastalık olduğunu, hedeflenmiş tansiyon değerlerinde insanların hayatını idame etmeyi, ikame etmeyi sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hı hı. Onun için tedavi ederken bireyin hipertansif değerlerinin dışında durması için birinci şartımız yaşam tarzı değişikliği. Hı, o çok önemli konulardan biri galiba. Mesela nedir? Hasta karşınıza gelip beslenmesine dikkat etmeyen, özellikle aşırı tuz tüketen veya karbonhidratlı besinleri fazla tüketen ve dolayısıyla vücut kitle indeksi yüksek obez hastalar veya çok alkol tüketen veya sigara kullanan, bunların hepsini sorgulamak zorundayız. Dolayısıyla hipertansiyonu tedavi ederken eğer hasta istediğimiz uygun boy ve kilo oranına göre belli vücut kitle indeksinin 30'un üzerindeyse, mesela atıyorum 25 civarına çekmeye çalışıyoruz. Hastaya diyoruz ki vücut kitleni azalt. Çünkü biz biliyoruz ki kanıtlanmış ve gösterilmiş her 1 kilogramlık kilo azalmasında tansiyon değerinde 2 milimetre civa büyük tansiyonda, 1 milimetre civada küçük tansiyonda kendiliğinden azalma olur. Evet. Öyle olduğu için hipertansif hastalarda eğer kilosu normalin üzerindeyse normal tarif ettiğimiz diyetinin dışında kiloyu azaltmaya çalışmak için gayret göstermesini talep ederiz. Bu önemli bizim için. Tuz alımının kısıtlanması önemli. Hipertansiyonu şiddetlendirebilecek ilaçları kullanmamaya özen göstermesini çok isteriz. Mesela kadınlarımız için, özellikle doğurganlık çağında olan hanımefendilere, kadınlara oral kontraseptif ilaçlar, doğum kontrol ilaçları. Onlar mesela çok temkinli kullanmak lazım. Hipertansif hastalarda hatta kullanmayız bazen. Evet. Bunun dışında normal solunum yolları enfeksiyonu ve gribal enfeksiyonlarda kullanmış olduğumuz bu antigribal olarak bildiğimiz ilaçların içerisinde küçük damarlarda büyücü etki oluşturan bazı maddeler var. Efedrin gibi, pseudoefedrin gibi. Mesela grip ilaçlarını çok rahat hipertansif hastalara kullanmamalarını tavsiye ederiz. Onun dışında basit ağrılarla alakalı nonsteroidal antiinflamatuar steroid dışı ağrı kesici ve enflamasyon önleyici ilaçları dikkatli kullanmalarını tavsiye ederiz. Vücutta böbrekler kanalıyla tuz tutulumunu artıracak olan ilaçlar, mesela kortizon. Bizim önemli bazı hastalıklarda kullanmamız gereken bir ilaçtır ve kortizon kullanırken çok sıkı öğütleriz hastalara. Aman bak, tuz alımınızı iyice kısıtlayın diye. Yani dolayısıyla vücutta tuz tutulumunu arttıran, vücut sıvı volümünü arttıran, vücudun kitlesini arttıracak durumlardan uzak tutmaya çalışırız. İlaçlarımız tabii çok fazla. Yani hipertansiyon için ilaçlarımız çok fazla. Değişik etki mekanizmaya sahip çok fazla miktarda ilaç kullanıyoruz hipertansiyon için. Ama bunlara başlamadan önce kronik hastalıkların tamamında, hangi hastalık olursa olsun, bu hastalığı ortaya çıkaran, bu hastalığın şiddetlenmesine yol açan veya bu hastalıktaki tedavi kontrolünü zorlaştıran alışkanlıklar neyse, öncelikle onların hepsinin yeniden bir revize edilmesi gerekiyor. Buna biz kısacası yaşam tarzı değişikliği diyoruz. Yaşam tarzı değişikliğini sağlamadan kronik hastalıklarla mücadele noktasında başarılı olmamız çok da mümkün görünmüyor. O yüzden hipertansiyon hastasıysa tuz alımının kısıtlanmasını telkin edeceğiz. Kitlesini, vücut kitle indeksini belli oranın altına düşürmeye çalışacağız. Kilo almamasını öğütleyeceğiz. Kullanmamız gereken ilaçları varsa onları uygun saatlerde, uygun dozlarda, belli aralıklarla kontrol ederek uygun bir şekilde hastanın kullanmasına sağlık vereceğiz. Eğer ki hasta bunlara tamamen uyum gösterirse, normal bir insan gibi hipertansiyonun kendine vereceği zararlı etkilerden kendini korumuş olur. Evet. Yok, ben aldım, şikayetlerim vardı, onlar düzeldi, tansiyonumu da artık ölçtürmüyorum, benim ilaç kullanmama gerek kalmadı gibi bir anlayışla, yanlış anlayışla muhatap olursak, o zaman tekrardan fark etmediğimiz bir şekilde tansiyon değerleri yeniden yükselmeye başlar ve hipertansiyona bağlı o bizim istemediğimiz hastalık ve organ tutumlarıyla da yüz yüze gelmek durumunda kalırız. Evet, aslında bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da olması gereken en önemli şeylerden biri yaşam tarzlarımız. Ama Sayın Hocam, şimdi baktığımızda hepimiz alıştık.
evde beslenmeye, hareketsiz yaşamlara, sporsuz yaşamlara, aşırı tuzlu hazır gıdalar tüketmeye maalesef çok alıştık. Maalesef yani modern çağın, özellikle teknoloji çağın, diyet tipimizin fast food diyete yönelmiş olmasının bize yüklemiş olduğu bir takım hastalıklar da beraberinde bize eşlik ediyor. Evet. Yani diyabet gibi, yüksek kolesterol gibi, hipertansiyon gibi veya obeziteye bağlı, aşırı kiloya bağlı çok sayıda organlarla alakalı hastalıkları da beraberinde davet etmiş oluyoruz. Biz aslında obezite dediğimizde tamamıyla görsel olarak bir kilo almak ya da vermekten bahsediyoruz ama vücudumuzda olan o yağların... Sadece estetik kısmı. Evet, yani organlara olan zararı çok aslında büyük. Aslında obezite dediğiniz zaman çok apayrı bir konu. Evet. Yani vücut yağ kitlesinin artmış olması insülin direnciyle başlayan sonuçta damar sertliği olarak vatandaşlarımızın bildiği aterosklerotik prosesin yolağın direkt olarak başladığının ilk kontağın açıldığı bir süreçten bahsetmiş oluyoruz. Yani obezite vücudun her bir yerinde, her organda kendisinin ve etkilerini mutlaka gösterecek olan bir hastalık hali ve modern çağında en önemli salgın hastalığı gibi bir şey aslında. Evet. Yani belki bir pandemi süreci yaşadık. İnsanlarımız bir günde, iki günde, üç günde, beş günde her neyse virüsün vücuda girmesi, enfeksiyon oluşturması, klinik bulgularının ortaya çıkması ve ağır ölümlerle sonuçlanan bir süreci kısa süre içerisinde yaşadık. Bu doğru, bu pandemi hali. Ama onun dışında da aslında yavaş yavaş gelişen, ilerlemesi yavaş yavaş olan ve sonuçta da çok ciddi organ hastalarıyla bizim karşımıza gelen çok sayıda hastalık var. İşte hipertansiyon gibi, obezite gibi, diyabet gibi hastalıklar da bu hastalıkların çok önemli prototiplerini oluşturuyor. Evet, şimdi modern yaşama yeni nesile geldiğimiz dediğiniz gibi obezite bir de bu zararlı madde kullanımı yani sigaranın kullanımı mesela artık yaş olarak da çok düştü hocam. Bakıyoruz çocukların ellerinde sigaralar, diğer ellerinde gazlı içecekler, yiyecekler, fast food tarzı şeyler. Çünkü modern çağda şimdi çok da arkasına sığındığımız bir durumdan bahsetmiyorum ama çalışan bir anne ki baba ki bu dönemde biraz zor bir dönemden geçiyoruz. İster istemez bu sadece gıda, bizim değil. Evet. Yani tüm dünyanın dünya bir, olarak öyle. Evet. Dünyanın, tüm dünyanın bir sorunu ama yani sonuçta bunların arkasına sığınmadan sağlıklı bir bedene sahip olmak ve onu muhafaza edebilmek için özellikle sigara başta olmak üzere beslenme şeklinin iyi ayarlanması şart. Evet, doğru. Yani ben de son sigara kullanmamak. Evet. Sigarayı kullanmıyoruz. Yok, kullanmıyoruz. Asla sigara içmiyoruz hocam. Kendimize zarar verecek şeylerden kaçınıyoruz. Buradan gençlerimize de bunun tavsiyesini sunuyoruz. Ben size birkaç soru sormak istiyorum ama bu sorular tamamıyla size sorulmasını istenilen sorular. Az önce şeyden bahsettiniz, ilaçlardan bahsettiniz ki galiba yüksek tansiyonun en büyük tedavi şekillerinden biri vücut kitle indeksinin sağlıklı bir noktaya gelebilmesi. Ama bunun yanında... O sadece yeterli bir sebep değil. Eğer gerçekten hasta karşınıza geldiğinde vücut kitle indeksi, yani obez hastadan bahsediyorum, kilosu fazla olan birinden evet. bahsediyorum. Kullanacağınız, verdiğiniz diyetlerle beraber, kullanacağınız ilaçlarla beraber onu da aşağıya çekebilmiş olmanız bazı ilaçları kullanmanızdan sizi men edebilir. Veya daha düşük dozlarda ilaçlarla işi kurtarabilirsiniz. Evet. O yüzden o aslında direkt tedavide aman kilo ver işi bitirdin anlamında değil. Tabii ki. Diğer ilaçlardan dozunu azaltmak, sayısını azaltmak adına bize destek olabilecek bir şey. Bir de tabii ki sadece hipertansiyon değil, aşırı vücut kitlesinin başka organlara vereceği hasarı da bertaraf etmiş oluyoruz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi tabii ki buna dikkat edilmesi gerekiyor ama bazı ilaçlar var. Biz Türk halkı olarak galiba zihniyetimiz böyle. İçtiğimiz bu tarz kronik rahatsızlarda ilaçların bağımlılık yapacağını düşünüp kaçıyoruz. Sorulardan biri de gelmiş. Hipertansiyon tedavisi ne kadar sürer ve hayat ilaçlar boyu. Bağımlılık yapar mı? İkisinin de cevabı çok kısa. Hipertansiyon tanısı konulduktan sonra tedavi süresi hayat boyudur, yaşam boyudur. İkincisi ilaçlar bağımlılık yapmaz. Yapmaz. Hasta evet. ilacı kullandığı zaman diyor ki bu sürekli kullanıyorum buna vücudum alışır mı? Hayır, o ilaçların hepsinin tansiyonu normal değerlere tutabilmek için vücudun değişik yerlerinde farklı etki mekanizmasıyla tansiyon değerimizin normale düşürücü etkisi var. O yüzden tansiyondan kurtuldum. Tansiyon eğer bir hasta
tansiyondan kurtuldum diyorsa başlangıçta zaten hipertansiyon hastası değilmiştir. Tanı doğru konulmamıştır. Dolayısıyla hipertansiyon tanısı konulduğu andan itibaren sizin ondan kurtulmanız mümkün değil. Sadece kontrol altında tutabilirsiniz. Bizim de amacımız zaten hipertansiyonu tedavi ederken tansiyonu tamamen ortadan kaldırmak diye bir derdimiz yok bizim. İstediğimiz hedef tansiyon değerinin altındaki tansiyonla kişinin yaşamını idame etmesini sağlayıp vücudun başka organlarına zarar vermesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz de bu. Evet hocam. Şimdi bir de ani tansiyon yükselmesinden bahsediliyor. Evet. Bunun belirtileri nelerdir hocam? Hipertansiyonda değişik faktörler hipertansif krizlere yol açabilir. Bazı hastalıklar var. Onlarda mesela çok vücutta katekolamin dediğimiz bazı maddelerin salınmasıyla hipertansif kriz şeklinde kendini gösteren hastalıklar var ama onlar bizim daha ziyade çok gördüğümüz değil, ikincil hipertansiyon dediğimiz hastalık grupları içerisindeki sebepler. Evet. Burada hipertansif krizde en çok klinik olarak karşılaştığımız durum şöyle oluyor. Hı hı. Hastaya öğütlüyorsun, bak tuz yeme diyorsun, o turşu yiyor. Tuz yeme diyorsun, o diyor ki ya canım çekti, biraz kaçırdım herhalde diyor. Veya kullanmış olduğu ilaçları normalleştim artık, ben birkaç günde olsa ilacımı almayayım, bir şey olmaz nasıl olsa diyor. Evet. Bu tip olan hastalarda hipertansif krizleri daha çok görüyoruz. Hı-hı. Çok özel ve ayrı bir klinik belirtisi yok. Yani hipertansif krizin olabileceği kalbin yüklenmesine bağlı ani kalp yetmezliği geliştirmesi dışında, hı-hı, veya burun kanamasıyla bazen gelirler. Onun dışında hipertansif krizin bir şeyi yok. Ama şunu unutmamak lazım. Tansiyonunuzun bir defa 20'ye yükseldi. Eyvah, beyin kanaması geçirdim. Hayır, öyle bir şey yok. Böyle bir algı da var öyle bizlerde. Bir yanlış bir algı işte. Yani aslında beyin kanamasını tansiyonunuz bir kereye mahsus 20'leri bulduğu için değil, uzun süredir hipertansiyon hastası olup kontrolde tutmadığınız, düzenli takiplerinizi yapmadığınızdan oluyor. Yani evet, hipertansiyonun sonuçta önemli zarar vereceği organlardan bir tanesi beyin. Beyin kanamaları. Evet. En sık karşılaştığımız kontrolsüz hipertansiyonda ileride başımıza gelecek olan durumlardan bir tanesi o. Hasta bir defa yükseldi, benim beynim kara diye düşünüyor. Bir defa yükselmesiyle falan olacak şeyler değil bunlar. Çünkü orada bir otoregülasyon sistemi var. Beynin kendi kendini ayarlama, tansiyona göre uyum sağlama var ama siz onu uzun süreli o basınç altında çalışmaya zorlarsanız o da yeter artık diyor ve bir yerden patlatıyor işte. Bir yerde değil aslında, sürekliliği olan ve bizim dikkat etmediğimiz tabii, bir durumun o zaman, son noktası. Tabii son noktası. Ben tükendim artık sana, ben ihtar veriyorum diyor, sen uymuyorsun diyor. Görmende anormallikler yapıyorum diyor, çift görmeni sağlıyorum diyor. Gözünün önüne bir şeyler uçuşturuyorum diyor. Boynunun arka tarafında ağrı oluşturuyorum diyor. Ama sen direniyorsun. Direniyorsun. Bende bir şey yok diyor. Yoksa o zaman ben de kanarım diyor. Yani dolayısıyla bu hastalığı ciddiye almak. Ama en önemlisi de mutlaka ve mutlaka. Belli aralıklarla da olsa 3 ay, 6 aylık periyot hiç zor değil. Sokağınızın üzerinde evinize giderken her yer eczane. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Geçerken eczacının kalfası bile olsa, yani tansiyonu, sağ kol sol kol her ikisinden de. Birer defa ölçtürün. Yani bir ölçtürün 3 ayda bir. Çünkü ikisinin arasında fark olur zaten. 10 milimetre civarı kadar fark vardır. Genelde insanlar da tansiyonunu sağ koldan. O ana atar damarın kalpten çıkışıyla alakalı bir durum. Tercihen sağ kol. Çok az insanlarda değişik anatomik varyasyona bağlı olarak sol kol tansiyonu sağ koldan yüksek olabilir. Biz onun için başlangıçta her iki kol tansiyonunu da ölçeriz ki hangisinde yüksek bulursak ondan sonraki ölçümleri işaretleyip o koldan devam edelim diye. %90'dır ama sağ kolda daha yüksek çıkması. Daha büyük oranda sağ kolda yüksek çıkar. Ya ben hatırlıyorum. Acaba benim sol kolumdan mı ölçüyorlardı? Ama sağdan önce da ölçtüreceksin. Fark evet, etmez. Evet. Hangisi yüksekse ondan sonra oradan ölçtürmeye devam edeceksin. Biz kendimi de buna koyuyorum. Biz hastaneye her zaman hocam son noktaya geldiğimizde, artık dayanılmaz hale geldiğimizde ya da ayılıp bayıldığımızda gidiyoruz. Bu çok yanlış bir şey aslında. Araba sigortalarımızın zamanını kaçırmayız. Evet. Motorlu taşıt vergilerin ödeme tarihini kaçırmayız. Veya belli dönemlerde eğer bir ödememiz varsa onları kaçırmayız. Ama kendimize geldiği zaman düzenli periyodik olarak
araba bakımımızın tarihini, yağ değişimini falan da kaçırmayız. Yani düşünsene, şimdi arabalar son derece modern. Evet. Size oradan sinyal veriyor. İşte yağ değişimine 900 kilometre kal diyor. Onu gördüğünüz anda bile gideceğiniz yerin nereleri olduğunu hesap etmeye başlarsınız. Ama kendimizle ilgili yani değil. Yani dersiniz ki bir Ankara'ya gidip gelsem 1000 kilometre Mersin'den, 500 kilometre, 500 kilometre. Ya yağ giderken mi değiştirsem veya dönüşte mi değiştirsem dersiniz. Ama periyotik olarak kendi bakım mühendilerimiz maalesef kalıyor yani. Peki öyle hocam, abi biz check-up'ın önemini çok da anlayan bir ülke değiliz diye düşünüyorum ki yapılan araştırmalara göre de hastanelere gelen check-up sayıları çok az. Check-up'ın önemi nedir hocam? Yani biz bunu size ne kadar bir belirli periyotlarla, şimdi siz bir muayeneden bahsediyorsunuz ama bu dediğiniz şey sizin tansiyonla alakalı bir 3 ayda 6 ay ya da 1 haftada 3 günde bir ölçtürmemiz gereken bir şey. Şimdi tansiyon check-up'ın içerisinde çok ayrı bir yerde. Çünkü hipertansiyon bahsettiğimiz gibi belli bulguları olmadan sadece ölçtüğünüzde ortaya koyduğunuz değerlerle tanısını koyduğunuz bir hastalık hali. Evet. Ve her yaşta olma ihtimaliniz var. Hele ki genetik yatkınlığınız varsa, ailenizde, ebeveynlerinizde hipertansiyon varsa bu size miras olarak kalabiliyor. O yüzden hele ki 35-55 yaşları arasındaysanız aralıklı olarak baktırın. Bu bir. İkincisi check-up. Şimdi check-up'ta çok değişik şeyler yaptırılıyor, yapılıyor. Artık bu da doğru kullanılmayan bir yöntem. Bana göre öyle. Ben check-up'ın çok taraftarı olan bir şey değilim, hekim değilim. Ama periyodik düzenli olarak kişilerin check-up anlamında olmasa bile hiçbir şeyleri yokken belli dönemde gidip belli tetiklerini hekimin uygun göreceği tahlilleri yapmak lazım. Evet. Yani check-up diye lüzumsuz çok şey yapıldığını da biliyoruz. Galiba biz ondan da kaçıyoruz. Yani kaçılır tabii. Yani aslında insanlar kendileri dönemsel olarak bir bütün olarak insanı değerlendirmek lazım. Sizin karşınıza geldiğinde hastanın söylediklerini çok ciddiye alıp önemsemeniz lazım. Benim ailemde şeker hastalığı var diyen birisini tutup da onunla alakalı bir araştırma yapmadan check-up diye baştan aşağı tetkik dizmenin bir anlamı yok. Evet. Neyse söyledikleri onlara uygun bir kere muayene etmeniz lazım. Biz maalesef tababet uygulamasında artık insanlara neredeyse elimizi değmez bir noktaya geldik. Ben eleştiriyorum bu konuyu. Evet. Mesela ben hala eski doktorum. Dolayısıyla klasik bir metotla gelen her hastamı hem dinlemek, hem tansiyonun ölçme işini kendim yaparım. Yıllardır asla başkasına yaptırmam. Bilenler. Ve mutlaka hastamı muayene ederim. Yani bizim el muayenemiz vardı. Yani bir el, hani bu şeyler var ya, pazar yerlerindeki artık yavaş yavaş el işleri kalktı, her şeyi cihazlar falan yapıyor ya. Evet. Tababet de öyle oldu aslında. Evet. Yani bizim eskiden bir palpasyon dediğimiz muayene şeklimiz, perküsyon dediğimiz bir muayene şeklimiz vardı. Unuttuk onları, unuttular daha doğrusu. Dolayısıyla ben ama hala onların çok önemli olduğunu, tababette de özellikle fizik muayene dediğimiz kısmın vazgeçilmez olduğunu, tansiyon, nabız, solunum sayısı, ateş gibi insanın vücudundaki olan temel değişiklikleri gösteren ana unsurların mutlaka değerlendirmeden muayene yapılmamasına inanan bir hekimim. Evet. Ve böyle olması gerektiğine inanıyorum. Evet, çok aslında çok güzel de konuştunuz. Olması gereken böyle. Şimdi maalesef tabii ki hekimlerimizi eleştirmek haddimize değil, benim haddime değil ama yani ben eleştiri anlamında söylemiyorum. Bu evet. Olması gereken evet. Doğru. Dolayısıyla yani çoğu hekim elbette yapıyor zaten. Evet ama ve sizin gibi vazgeçmemek eski lazım. İşine özen gösterenlerdir. Tabii. Oturur ya mesleklerin çok fazla bir önemi yok. Evet. Yani hekim olursunuz, hakim olursunuz, avukat olursunuz, öğretmen olursunuz. Öğretmenin görevi çok iyi öğrenci yetiştirmektir. Hı hı. Yani din adamının görevi çok güzel ahlak bilgisi ve dini bilgileri takdim etmektir. Çöpçünün görevi sokakı iyi temizlemektir. Yani iyi yapmaktır. İşinizin ehli olmak. Evet. Ehil olmak, iyi yapmak. Önemli olan bu. Yoksa herkes aynı mesleği yapacak diye bir şey yok. Siz mesela psikologsunuz. Evet, evet. Döndünüz şu anda mesela radyo televizyon programında yayıncılık yapıyorsunuz. Moderatörlük yapıyorsunuz. Belki şu an acemisiniz ama önemli olan ne olabilir? Ama dirayetle, ısrarla, inatla ben en iyisi olacağım diyecek insan. Evet. Önemli olan bu. Benim hayata bakış felsefem bu. Benim de öyle. En iyisini olacağım dediğiniz zaman zaten topluma en iyisini olma noktasında kendinize şiar edindiyseniz
mutlaka çok faydalı şeyler yaparsınız. En iyi öyle oynuyor zaten. Ben de bu dönemde şimdi üniversite sınavları da açıklandı. Genç arkadaşlarımız tercihler yapacak. Bana soruyorlardı. İşte, hocam işte ne yapalım, nereleri seçerim? Bakın nereyi seçtiğinizin bir önemi yok. Seçtiğiniz bölüm ile bir avukat, doktor, mühendis, öğretmen olmak zorunda da değilsiniz. Sadece işinizi severek yapabileceğiniz, evet, isteyerek başarılı olacağınız bir bölümü seçerseniz daha iyi bir yol alırsınız diyorum. Ona göre de yapın diyorum ki siz de bunun altını çizdiniz. Tabii çok başarının, güzel oldu. Başarının, başarmanın önemli sırları var. Evet. İlgi, bilgi, takip. Hı hı, yani bu çok önemli. Dolayısıyla ilgili olacaksınız, bilgili olacaksınız, takip edeceksiniz ve severek, evet, yapacaksınız. Hem sizi yormaz hem de başarılı insan olursunuz. Çok doğrusunuz hocam. Buradan bizi izleyen gençlerimiz de sınav tercihlerini yaparken bunlara çok dikkat etsin. Sayın hocam böyle bak ne kadar güzel bilgiler de verdi bize. Hocam ben şimdi size son bir şey sormak istiyorum. Az da bir zamanımız kaldı. Evdeyiz, başımız dönüyor, biliyorum, kaşımız dönüyor, bir şeyler olmaya başladı. Hemen elimize yok bilmem bir limonlu su, bir tuzlu ayran getiriyorlar. Ya şimdi tansiyonum, diyorum ki işte başım ağrıyor. Senin tansiyonun yükselmiştir. Al işte bir tuzlu ayran iç. Bunlar ne kadar doğru? Yani bu daha da kötü tetikler değil mi? Bunlar hiçbir doğru değil de maalesef bizde komşulardan çok doktor var. Evet. Yani komşu doktorlarımız hakikaten çok fazla. Bir şey olduğu zaman işte ya bir ayranlı tuzlu ayran. Tuzlu ayran. Veya yok, ne bileyim limonlu işte su. Limonlu su. Veya ayağını yukarı kaldırın, yatırın falan. Öyle, ya var değişik yani, bir tıp dili. Bu tip şeyler var. Tabii ki onların bizim nezdimizde hiçbir geçerliği yok. Evet. Onu söylemek lazım. Yani hipertansiyon oluyor. Hipertansiyona bağlı baş dönmesi var. Senin tansiyonun düşmüştür deyip tuzlu ayran veriyorlar. Veriliyor. Yani o yüzden yok. Yani eğer kendi vücudunuzda bir şekilde sinyal geliyorsa bir yerden size, o zaman o sinyali iletmeniz gereken yer hekimdir. Kesinlikle onun öyle. Onun haricinde o sinyali başka algılayacak, değerlendirecek, çözecek, tamir edecek başka yer yok. Dolayısıyla hekime gitmekten korkmamak lazım. Kesinlikle. Yani hekimler çünkü sizin bedeninizle alakalı size en doğru, en sağlıklı, en keskin ve garantili şeyleri verecek, sunacak olan yakınlarınızdır. Dolayısıyla hekime gitmek lazım. Kendimizi de ihmal etmiyoruz diyoruz. Büyük yani de bir kabus spot olarak çok diyorum. Doktor var çünkü bizde. Hocam inanın yani geçenlerde başım ağrıyor dedim. Ya arka bana tuzla diyor sen tam, ya diyorum ki vermeyin. Yani bu bunu tetikleyebilir. Sizin verdiğiniz bir şey bana iyi gelmeyebilir ki besinlerin vücutta çok büyük bir ilaç özelliği var. Ama tabii insanların biraz tabii dediğim gibi ondan bundan işte şuram ağrıyor kesin senin odur. Odur doktora gitmene gerek yok. Biz kendimizi çok iyi maledi. Aynen öyle. Bu bende de öyle oldu çok yanlış bir ifadedir. Bizim mesleğimizde çok önemli bir kural var. Altın kuralımız bizim. Tıpta hep hocalarımız bize ilk derslerinde anlatırlardı. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Dolayısıyla bir hastalık adı aynı olabilir. Ama değişik organda çok farklı belirtilerle sizin karşınıza gelebilir. Evet. O yüzden modern çağ bile olsa hekimin karşısına birey geldiği zaman onun şikayetlerini dinlemek, değerlendirmek, ona göre tanımlama yapmak, analizini ona göre yapmak üzere eğitim almış insanlardır hekimler. Evet. Dolayısıyla biz hastalık diye hasta diye bir şey demiyoruz, hastalık diyoruz. Evet. Yani karşınıza geldiği zaman aynı hastadır, hastalığı ayrıdır. Hiç ilgisi alakası olmayan farklı bir bulguyla gelir. Araştırırsınız, bakarsınız, belli bir hastalığa erişirsiniz, bir sona erişirsiniz. O yüzden bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Evet. O yüzden onda öyleydi, bende de öyle olacak ifadesi tıbben geçersiz bir ifade. Tabii ki. Kesinlikle bunu izleyicilerimize lütfen dikkat edelim. Hekimlerimize güvenelim. Kendimizi ihmal etmeyelim. Evdeki her hastalığa evimizde olan ilaçları vermeyelim. Çünkü bir antibiyotik kullanımı sizde farklı, bende farklı etki yaratabilir. Sadece antibiyotik değil, her ilaç. Her ilaç, ağrı kesici bile, küçücük bir ilaç bile bizde farklı etkiler yaratabilir. Tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok güzel bir programdı. Ben insanların da, izleyenlerin de çok güzel şeyler izleyip önemli dersler çıkardığını düşünüyorum. Yani burada aslında ben size teşekkür ediyorum. Çok uzun ve detay anlatmanın gereği yok. Yok, evet. Ama şunu özellikle son olarak söylemem gerekirse, hipertansiyon toplumda sık gördüğümüz,
önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek, öldürücü olan ve mutlaka tedavi de edilmesi gereken ve edilebilen, önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Evet, erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet. Kendimize ilgi göstermeyi unutmuyoruz. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ediyorum Nile TV ailesi olarak. Başka bir programda yine sizinle bambaşka. Aslında bu yine günümüzün çok kötü hastalıklarından biri. Onkolojide, kansere de konuşmak istiyorum. Uzun. Memnuniyetle. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Evet değerli izleyicilerimiz, çok güzel bir programdı. Sayın hocamla çok güzel konular konuştuk. Umarım konuştuğumuz şeylerden büyük dersler çıkardığınızı düşünüyorum. Su Sağlıktır programımızda haftaya yine bambaşka konularla, bambaşka hekimlerimizle önemli bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir güne sağlıkla uyanmanız dileğiyle hoşça kalın diyorum. Mersin Su Hastanesi Filiz Özbiçer ile Su Sağlıktır programını sundu. Mersin Su Hastanesi Filiz Özbiçer ile...